Herkese selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bali'de neden yaşayan Türklerle hiç konuşmuyorsun, video yapmıyorsun diye yorumlar gelmişti. Bugün sizi Ahmet'le tanıştıracağım. Ahmet burada yaklaşık 5 yıldır yaşıyor ve burada avukatlık bürosu var. Bugün ofisine geldim. Şimdi içeri geçeceğiz. Kendisiyle tanışacağız. O zaman hadi videoya başlayalım. Şimdi ofisi hemen burada. Oraya gidiyoruz. Bu da onun arabası. Ne bu? Fiatsu. Benim araba da orada. Fiyatını soralım mı bakalım. Kaç paraymış merak ediyorum. Ahmet merhaba, nasılsın? Merhaba, hoş geldin Serkan. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Takipçilerime de buradan merhaba diyorum tekrardan. Teşekkürler. Burası senin ofis. Evet abi. Hem avukatlık ofisimiz var hem de Türkiye sezonluk olarak garson, housekeeping ve spa terapisti gönderiyoruz. Evet. Zaten bu sene ofisimizi daha yeni açtık. Devam ediyoruz halen. Söylemek istediğim, sormak istediğim bir şey varsa da tekrardan. Evet. O zaman şimdi burada tabii yoldan bayağı ses var. İçeri oturalım. Sohbetimizi yapalım. Tam olarak ne iş yapıyor, neler yapıyor, kendisini tanıyalım, kaç yıldır burada yaşıyor. Araç senin? Evet abi, araç benim. Sen de biliyorsunuz uzun zamandır Bali'de yaşıyorsun. Büyük araçlara değil, küçük araçlara herkes daha çok. Evet. Kesinlikle ben de aynı şekilde. Yani küçük araçlar. Bali'de yollar çok dar oluyor. Yani en iyisi böyle küçük, kompakt bir araba olacak. Kaç aldın bu arabayı? Çünkü merak ediliyor. Türkiye'de biliyorsun arabalar inanılmaz pahalı. Ben bunu 2018'de aldım. Evet. Yaklaşık tabii hani o zamanlar rupya ile TL arasında bayağı bir fark vardı. Örnek vereyim. 1 TL o zaman 3 rupyaydı. Evet. Ben o zaman 90 cüteye aldım. Yani 90 cüte ortalama 60 bin TL falan civarındaydı. Sıfır mıydı o zaman? Yok, sıfır değildi abi. 2013 model. Evet. Çok fazla da bir kilometresi yok. 40 bin kilometresi vardı. Araba sıfır gibiydi ama bu hale getiren biziz tabii ki. Evet. Biraz iyi. Yok, güzel araba ya. Şey, kompakt, küçük araba. Ben Türkiye'ye döndüğümde bakamadım. Benim kayınçoktan biraz kullanmış ama arabayı evet. Tabii çizmişler. Ama genel olarak araba gerçekten kullanışı rahat. Biraz daha bir kupa gittik ama içerisinde modifiyesinde her şeyi biz kendimiz yaptık. Evet, güzel. Yani çok fazla bir masraf çıkarmaz abi. Ama Bali'de genellemesinde arabalar gerçekten çok ucuz. Niye diyeceksiniz? Burada çok fazla arabalardan tax, KDP almıyorlar. Örnek vereyim, %3 ya da %4. Bizdeki gibi bir tane araba bayisine, bir tane devlete, bir tane de kendinize almıyorsunuz. Evet. Yani direkt açıkçası söyleyeyim ben size. Şöyle geçelim. Burada tabii biraz ses çok şey oluyor. İçeride daha rahat geçelim, yaparız. İçeride güzel. Senin ofis edelim. Burası. Evet. Ofis burası. Çalışanımız Tari. Merhabalar. Uzun süre kendisi de Türkiye'de çalıştı. Şimdi yanımızda asistanlık yapıyor. Çok güzel. Burada da Claudia tanıyorsunuz, eşim. O da kızı. Bu arada Bali'ye geldiğinizde Türkiye'de nasıl kültürler varsa aynı şekilde de burada da var. Türkiye'de size soğuk ayran ikram ederler. Burada da soğuk çay ikram ederler. Sakın şaşırmayın. Evet, biz az önce geldiğimizde zaten sağ olsunlar ikramlarımızı aldık. Bu şekilde soğuk çay. Bizdeki gibi ayran olmasa da çay da güzel oluyor değil mi şeyde? Biz geçelim şöyle. Tamam. Muhabbetimize devam edelim. Tekrardan memnun oldum tanıştığıma. Ben de çok memnun oldum. Bu arada Serkan abi kısa süre içerisinde tanıştık. Önce de YouTube'da kendisini takip ederdim. Bali'de videolarını çekerlerdi. Ben de zaten uzun süre burada olduğumdan dolayı Serkan abiyle tanışmak istedim. Serkan abi gerçekten çok değerli bir insan. Kim olursa olsun bütün mesajlara cevap verebilecek bir insan. Egoları zaten hiçbir şekilde egosu olmayan bir insan. Ben bir mesaj gönderdim. Belki 5 dakika, belki 10 dakika sonra tekrardan geri dönüş yaptı. Tabii ki Serkan abi hani kolay kolay yakalamak mümkün değil. Çünkü devamlı hem kültürleri tanıtıyor hem de diğer tarafları da gezmeye çalışıyor. Belki gezmediği yerler de vardır, görmediği kültürler de vardır. Ama sağ olasın bugün kendisi beni aradı. Hem tanışmak istediğini hem de bizi ziyaret etmek istediğini söyledi. Bugün kendisiyle seminyatta buluştuk. Güzel bir çay kahve içerken de muhabbet etme şansımız oldu. Serkan abi de tabii ki bizim çalıştığımız yeri görmek istedi. Ben de memnuniyetle kendisini davet ettim. Merak ediliyor. Yani
yurt dışında Türkler ne yapıyor, nasıl iş yapıyor? Şimdi ben Bali'de yaşıyorum mesela. Bali'de daha önce yorumlarda, ya orada hiç Türk yok mu, işte neler yapıyorlar, göstersen iyi olur. E tabii ki var. Burada benimle görüşmek isteyen herkese ben çok mutlu olurum. Ya mesela Türkiye'den gelen oluyor, Avrupa'dan gelen oluyor. Görüşüyoruz, tanışıyoruz. Burada sen ilk yazdığında, işte ben burada yaşıyorum. Yaklaşık 5 yıldır. Evet, 5 yıldır buradayım abi. 5 yıldır. Tabii Türkiye'ye gidip geliyorum zaman zaman ama genelde zamanımı burada geçiriyorum abi. Evet, yani öyle yazınca dedim bak Bali'de de varmış falan. Yani benimle görüşmek isteyen de herkesle görüşmek isterim, tabii tanışmak isteriz. Bu şekilde kendisinin burada bu ofisinde tam olarak ne iş yapıyor, kendisi anlatır bize zaten. Bu tarz videolarda Bali'de Türkler ne iş yapıyor, nasıl geçiniyor, buradaki... Yani eminim ki benden daha fazla şey bize anlatabilir. Ben daha 1 yıl burada oldum, 5 yıl burada. Burası hakkında ne düşünüyor, nasıl hissediyor, burada yaşamak nasıl bir şey? Kendisinden hem biraz öğreniriz, sohbet ederiz. Böyle size bir video hazırlamak istedim. Umarım beğenirsiniz. Ben konuyu ele alayım. Aslında sen takipçilerine her zaman en iyi şekilde bilgiyi aktaran kişilerden bir tanesin. Ben uzun süredir zaten videolarını da görüyorum. Evet. Arkadaşlar, yurt dışında gerçekten, hele özellikle Asya ülkelerinde yaşamak gerçekten kolay değil. Eğer bir maddi gücünüz yoksa, eğer bir hazırda halinizde projeniz yoksa, eğer bir yatırımcınız yoksa, size sadece buraya tatil yapmanız için, yani tatil yapmanızı tavsiye ederim. Ama onun haricinde güzel bir bağlantılarınız varsa, yapacağınız bir projeniz varsa muhakkak o projenizi sadece Endonezya'da değil, dünyanın her yerinde gerçekleştirebilirsiniz. Sadece yapmak istediğiniz hayallerinizin peşinden koşun ve azimli olun. Şimdi burada genellikle Serkan abiye de yazıyorlardır, bana da çoğu arkadaş yazıyor ama şimdi buraya Endonezya'nın sistemi çok farklı. Özellikle Tayland'dan, Malezya'dan, Singapur'dan çok çok farklı bir sistemi var. Şimdi buraya gelip de çalışma hayalleri kuran arkadaşlar da olacaktır. Muhakkak olacaktır. Çok güzel bir konuya değindin. Ama lütfen. Ben gerçekten tavsiye etmiyorum. Niye tavsiye etmiyorum diyeceksiniz. Ben onu size hemen aktarayım. Şimdi buradaki asgari ücret normaldeki lokal insan bilene geçinemiyor arkadaşım. Buradaki vatandaşlar, nasıl söyleyeyim size, Tayland'a çalışmaya gidiyor, Türkiye'ye çalışmaya gidiyor, Rusya'ya gidiyor, Polonya'ya gidiyor. Yani genellikle herkes dışarıya çalışmaya gidiyor. Burada geriye kalan da ailesi olan, çoluk çocuğu olan insanlar kalıyor burada. Yani daha doğrusu ailesini bırakıp da başka bir ülkeye gitmek istemeyen vatandaşlar kalıyor. Ama dediğim gibi buraya geldiğiniz zaman maddi durumunuz eğer çok iyi değilse, yakın zamanda örnek vereyim, hani bir yıl kendinizi idare ettiniz ama bir yıldan sonra muhakkak maddi çöküşü yaşayacaksınız burada. Ve burada kendinizde bir arayışta bulunacaksınız. Belki bulamayacaksınız. Belki daha güzel şeylerle karşılaşacaksınız ama size tavsiyem olarak, yani Bali'de gerçekten maddi gücünüz yoksa size tavsiye etmem ama tatil için burası birebir. Sormak istediğiniz bir şey varsa zaten Serkan abi sosyal medyadan size gerekli cevapları veriyordur veya daha başka sorularınız olursa ben de yardımcı olmak isterim. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Uzun süredir, yaklaşık 16-17 senedir ben turizm işinde çalışıyorum. Yani turizm otelcilikte çalışıyorum. Bunun 13 sene otellerin ön bürolunu, satış müdürlüğünü, ön büro müdürlüğünü yaparak geçirdim. Ama şu anda burada yapmış olduğum işin içerisinde derseniz 6 yıldır ben bu işi yapıyorum. Ne iş yapıyorum? Onu da ben size söyleyeyim. Eşim, bu arada eşimle birlikte beraber çalışıyoruz. Hem avukatlık ofisimiz var hem de acenta işimiz var. Çok özür dilerim. Çok güzel bir konuya, yani konuyla başladın. Buraya gelip de çalışmak için, buraya bir ekleme yapmak için sonra hemen devam edelim. Lütfen bunu yanlış anlamayın. Bakın, bazı kişiler tarafından bu biraz yanlış anlaşılıyor. Abi istemiyorlar mı veya şey. Arkadaşın dediği gibi, bakın burada 100-150 dolar en fazla alabileceğin rakam, o da iş bulursan, zaten iş yok, insanlar buradan dışarıya çıkıyor. Lütfen bunu bu şekilde gelip de maddi olarak gelip burada bir iş yapmak istersin, yatırım yapmak, tamam bu okey, ama bunun dışında tatil, o da okey. En güzel, yani dünyanın en güzel adalarından bir tanesindeyiz, Bali Adası. Gel tatilini yap, gez, toz. Ama çalışma yönüne lütfen Endonezya değil, daha güçlü ülkeler düşün. Yani Singapur olur, işte ne bileyim, hani daha gelir olarak
daha fazla kazanabileceğin bir yer düşünürsen senin için çok da iyi. Şunu da eklemesini yapmak istiyorum. Bana yazanlar oluyor. Abi benim 3000 dolarım var orada yeter mi? Ya sen bunu TL'ye vurduğun zaman 3000 dolar yurt dışında para değil. Yani 5000 dolarım var bence 5000 dolar. Ya vize işlemlerine gider ya senin 5000 doları. Şirket açma olur budur 5000 dolar zaten oraya gider. Yani büyük bir para değil. 5000 doları şimdi TL'ye vuruyor. O diyor 100 milyar diyor. Ben gitsem bir iyi para. İyi para değil. Öyle mi? Haksız değil mi? Yani tabii ki ben hani Serkan abinin geçmişteki videolarını da izledim. En son yabancıların burada nasıl şirket açabileceğini, ne kadar bir fiyat olduğunu 3000-4000 dolar olarak bir fiyat belirlemişti ama arkadaşlar siz sadece bir şirket açarsanız 3000-4000 dolara bir şirket açarsanız devlet şu hakkı da sizi tanıyor. 2 yıllık bu şirketi açtığınızda 2 yıllık otomatik olarak vize hakkına sahip oluyorsunuz. Tamam bir şirket açtınız ama bir yatırım gücünüz yoksa eğer bu şirketi ne için kullanacaksınız? Restoran mı açmak istiyorsunuz, otel mi açmak istiyorsunuz veya başka bir pazarlara mı girmek istiyorsunuz? Bağlantılarınız olmadan, yatırımcılarınız olmadan bu adada iş yapma şansınız sıfır. Çünkü niye diyeceksiniz? Bu ülkenin nüfusu 273 milyondan oluşuyor. Bunun ortalama 60 milyon insanı yabancı zaten. Hollanda'dan gelen var, Fransa'dan gelen var, Çin'den gelen var, Vietnam'dan gelen var. Bunlar zaten türlü türlü işler yapıyor. Pazarın çoğunu da kapatmış durumdalar. Sizin yapabileceğiniz hizmet sektörüdür. En fazla restoran açabilirsiniz burada. Yanlış mı düşünüyorum abi? Doğru. Veya maddi olarak güçlüsün, gelirsin, ben bar açarım. İşte başka bir şey açarım. Disco açarım. İstediğini yapar. Ama maddi olarak ben hep bu şeyi, yani siz açtığınız zaman sizi burada maddi olarak sıkıntıya sokmayacak bir durumsa burada yatırım yapılabilir. Şu anda turizm eskisi gibi, sadece bu Bali gibi değil, Bali'de değil, Tayland'a gittim geçen sene. Orada da o yığılma yok şu anda. Yani bir hareketlik var, evet. Ama o yığılma yok. Yani her tarafta böyle şu an full değil yani. Yavaş yavaş bu şey olacak. Bu konuyu bu şekilde burada arkadaşlar size anlatmak istedim. Yani bu çok önemli. Şimdi ikinci konu olarak, senin burada tam olarak ne iş yapıyorsun, onlar hakkında da biraz konuşalım. Bu arada sen burada evlisin. Ben burada evliyim. Bana da hep soruyorlar. Nerede tanıştınız? Sana da sorayım. Senin tanıştığın gibi ben de eşimi Türkiye'de tanıştım. Bodrum'da tatil yaparken eşimle orada tanıştık. Tanıştıktan sonra bir yıl sonra biz hayatlarımızı birleştirmeye karar verdik. Zaten evlendikten bir sene sonra da buraya geldik. Burayı da gördüm, ailesini tanıdım, kaldığı yeri gördüm, yaşadığı yeri gördüm. Gerçekten mükemmeldi. Hani bize her zaman diyorlar ya, ülkemiz bizim cennet şöyle. Ay böyle değil arkadaşlar. Her ülkenin güzelliği var. Evet. Her ülkenin kendisine göre özgün kültürleri var. Benim buradan size tavsiye edebileceğim tek şey var. Sınırlı kalmayın. Tatil olarak birine gidin, görün, yeni kültürlerle tanışın, evet. Yeni insanlarla tanışmaya bakın. Çünkü her bir aktivitenizde yeni insanlarla tanışma şansınız olacak. Örnek verin, bir tane pahalı saatiniz bile ne olsa, örnek verin bir arkadaş ilgilendiği zaman o arkadaşla saat muhabbete girerek onunla bir yakınlaşma oluşturabilirsin, bir arkadaşlık oluşturabilirsin. Çünkü her muhabbette farklı farklı arkadaşlar olacaktır sizde. Kesinlikle. Kesinlikle. Her gittiğiniz ülke, her yaptığınız seyahat, tatil, başka bir ülke, başka bir kültürü gördüğünüzde büyük bir zenginlik olarak size geri dönüyor. Yani bu bir bilgi açısından, yani tavsiye ederiz. Dünya görülmeye değer. Tabii maddi olarak gücünüz varsa, yoksa da lütfen ağlamaktan ziyade çözüm odaklı. Çözüm odaklı. Ne yapabilirsiniz? Daha iyi nasıl kazanabilirsiniz? Nasıl yapabilirsiniz? Sen harekete geçmediğin zaman hiç kimse senin için harekete geçmeyecek. Aynen. Bu benim bir sloganımı artık söylüyorum bazen videolarda. Şimdi ben Serkan abinin tekrar sorusuna yanıt vermek istiyorum. Ben burada ne iş yapıyorum? Öncelikle arkadaşlar ben burada iş yeri açmadan önce Türkiye'deki yerimi sağlamlaştırarak geldim. Ben Türkiye'de kendi firmam var. İşkur Özel İstihdam Bürosu. Bizim bunun açmasının sebebi ülkemizde genel olarak turizmde, bakın altını da çizerek söylüyorum,
turizmde gerçekten çok eksik olan personelimiz var. Buradan Turizm Bakanı da belki bizi izleyecektir. Belki otel sahipleri de bizi izleyecektir. Otel yöneticileri de izleyecektir. Biz her sene turizm kalkınması için ülkemizin daha çok fazla turistlerini biraz daha fazla döviz girmesi için biz burada otellerin bütün genel departmanlarına, housekeeping olsun, ondan sonra garson olsun, spa terapisti olsun tedarik etmeye çalışıyoruz. Biz zaman zaman örnek vereyim firmalardan devamlı olarak bir talep geliyor bize. Çünkü niye diyeceksiniz, her sene ülkemizde 6 milyon, 7 milyon, belki 8 milyon turist ağırlıyor. Yani bu turistleri ağırlamamız için bizim her departmanın eksik olmayan personellere ihtiyaçları var. Peki bunu Türkiye'de biz karşılayamıyorsak tabii ki işletme sahipleri olsun, işletme yöneticileri olsun dışarıdan personel tedarik ediyorlar. Kendinizi geliştirin. Turizmde bence başlangıç olarak iş edinin. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Ondan sonra bir dil sahibi olduktan sonra örnek vereyim, Amerika'ya gidebilirsiniz, Kanada'ya gidebilirsiniz, Avustralya'ya gidebilirsiniz. Çünkü her sene o ülkelerin bakanlıkları iş açıyor zaten, iş ilanları veriyor. Sizin yapmanız gereken doğru ilanlarla karşı karşıya gelmek, doğru sponsorlarla yolla ilerlemek ve hangi vizeye başvuracağını bilmek zorundasın. Evet, başka bir soru daha sana. Sen 5 yıldır burada yaşıyorsun. Tabii ben de videolarımda fikirlerimi söylüyorum. Burada yaşamak nasıl bir hissiyat, işte nasıl hissediyorum kendimi. Bunlar hakkında ama sen 5 yıldır buradasın. Bali'de yaşamak nasıl? Endonezya'da yaşamak nasıl? Nasıl hissediyorsun? Ve burada tavsiye eder misin? İnsanlara nasıl? Bunlar hakkında fikirlerini alalım. Aslında Endonezya derken Endonezya'nın genel kapsayan bir alanı düşüyor ama bizim alanımız 5 yıldır Bali'de yaşıyoruz. Bali'nin kültürüyle diğer adaların kültürleri çok farklı. Ben biraz aslında hem bulunduğumuz bölgeden hem de Bali adasından bahsedeyim. Arkadaşlar, dünyanın neresine giderseniz gidin, natural kalmış bir ada bulamazsınız. Çünkü niye diyeceksiniz, buranın yerel hükümeti hiçbir şekilde adanın natüralliğini bozmuyor. Buranın insanları ise yabancılara karşı gerçekten çok sıcakkanlı insanlar. Kültürlerine bağlı insanlar. Hangi Bali'de hangi şehre giderseniz gidin, kültürleri çok farklıdır. Özellikle tabii ki Türk yemekleri gibi değil ama çok farklı yemeklerle karşılaşabilirsiniz. Örnek vereyim, Serkan abinin çoğu gezdiği yerlerde değişik kültürler tanıtıyor. Örnek vereyim size, hani ufak bir yere gittiğinizde Hindu kısımları var. Hindu kısımlarının kültürlerinde temple'lardan oluşmaktadır. Zaten temple'ları araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz videolarda. Oranın kendilerine özgün yöresel yemekleri olsun, ondan sonra kendi yöresel dansları olsun. Bence Bali cennet yaşamak için. Gerçekten çok güzel burası. Evet. Bir de yemek konusu bana normal geliyor. Neden? Çünkü ben fazla şehirlik çekmiyorum. Ben seviyorum farklı tatlara bakmak, işte yeni yemekle bir ülkenin. Ben seviyorum ama birçok kişi de şunu söylüyor. Ya işte ben oraya geleceğim, ben yemeğini yiyemem, nasıl yapayım? Arkadaşlar burada var ya, Avrupa'da bulabileceğin, bütün Türkiye'de bulacağın yemekler var. Nasıl? Pizza, işte bu yiyemiyorsan onlar var. Yani onu demek istiyorum. Yani ekleme olarak, eğer ben buranın yemeğini yiyemem arkadaş diyorsan, burada Burger King'im var, şey McDonald's'ım var, Pizza Hut'ım var, her şey var arkadaşlar. Şey var. Yani aklınıza sadece hani Asya ülkelerinin yemekleri gelmesin. Buradan örnek vereyim, 10 dakikalık yürüme mesafesinde bile dünya mutfağına sahip olan çok restoran var. Evet. Hele özellikle bizim kaldığımız bölgelerde çok fazla, örnek vereyim ben size, Fransa'dan gelmiş kültürler var, Hollanda'dan gelmiş kültürler var. Örnek vereyim, Avusturya'dan gelmiş kültürler var. Ha, tabii ki bazı yemeklere de dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü her bölgede de helal yemek bulamazsınız. Çünkü bazı bölgelerde çok yoğunluk olarak domuz etinden yemek yapılıyor. Tabii siz bunu da dikkat etmeniz lazım. Yiyen var ya da yemeyen var. Bunu bazen ben sosyal medyada görüyorum. Hatta bazı YouTuber
kullanıcılara da eziyet ediyorsunuz yorumlarınızda. Arkadaşlar, insanlar burada sizin için bir şeyleri tanıtıyorlar. Zahmet veriyorlar. Siz de bu emeklerinin karşılığında kötü yorumlarla bu insanları bıktırmayın. Demek istediğim şu, herkes yemek konusunda bence seçici olabilir ama kafanızda şunu oluşturmayın. Ya buranın yemekleri gerçekten hani çok kötü vesaire değil. Yiyebileceğiniz kadar zaten yiyebilirsiniz. Yiyemediğinizde zaten istediğiniz gibi restoranlara gidip yiyebilirsiniz. Yani çok fazla restoran var burada. Evet, evet, kesinlikle. Ve mesela sokak yemeğine gittiğin zaman, bir sokağa gittiğin zaman orada böyle yazılar falan da var. Helal diye veya değil. Orada böyle şey. Bir de mesela 3-4 tezgah mesela Hindu olabiliyor. Diğer tarafında zaten yine Müslüman yan yana. Ve bunu da her zaman söylüyorum. Bunu tekrar söyleyeceğim. Hindular ve Müslüman burada aralarında hiçbir şekilde problem yok. Hiçbir çekişme yok. Ben hiçbir şey bir yıldır görmedim. Ben 5 yıldır burada yaşıyorum. Hiçbir şekilde burada ne kültür çatışması var, ne din çatışması var. Süper. Herkes burada kardeş gibi yaşıyorlar. Burada Müslüman Hindu'nun hakkını savunuyor. Hindu da Müslüman'ın hakkını savunuyor. Ve burada birlik, beraberlik, arkadaşlık ve dostluk var. Evet. En önemlisi bu abi. Evet, gerçekten. Yani herkes iç içe yaşayabiliyor. Yardımseverler bir de. Böyle aşırı bir şekilde şey yapıyorlar. Bir de böyle nasıl desem, yabancıya karşı da aynı şekilde ve yabancıya karşı, bak, yabancıyı seviyorlar. Türk'ü bir ayrı seviyorlar bile. Türkleri seviyorlar ya. Bali'de yaşayanlar, evet abi, Bali'de yaşayan insanlar Türkleri çok seviyorlar. Özellikle bayanları daha çok seviyorlar. Daha çok ilgi gösteriyorlar. Evet. Ki bizim işlerimiz de tabii ki Bali'de olduğu için biz de onlara ilgi gösteriyoruz. O insanları gerçekten çok seviyoruz. Özellikle aileleri mükemmel insanlar. Burada tanışabileceğiniz bir sürü insan var. Bu insanlardan da gerçekten arkadaşlık, dostluk da kurabilirsiniz. İlla buraya gelmek zorunda değilsiniz. Sosyal medyada da arkadaş kurabilirsiniz. Birbirlerinize kültür alışverişi de yapabilirsiniz. Yani şöyle, biz yani buradaki insan mükemmel diyoruz ya, bu şey gibi olmasın ama sen de mükemmelsin, ben de mükemmel. Yani burada gerçekten bakın, Türkiye'yi, insanlarımızı güzel temsil etmeye çalışıyoruz. Yani biz burada, ya ben gurur duyuyorum. Mesela bak, burada böyle bir iş yapıyorsun. Benim kendi yakında işte şirket açtım. Yani güzel bir şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Burada Türkiye'yi, Türkleri güzel temsil ettiğimizi düşünüyorum. Tabii ki her ülkede iyi kötü var. Her ülkede. İlla ki buraya gelip zamanda yanlış yapan da olmuş. Yani maalesef o da şey. Tayland'da da öyle. Bazen mesela yurt dışında oluyor ise, ama genel anlamda baktığımız zaman burada Bali'de yatırım yapan, iş yapan Türkler var ve bundan da gurur duyuyorum. Dünyanın neresinde, yurt dışında neresinde olursa olsun böyle Türklerin bir şeyler yaptığını görmek benim hoşuma gidiyor. Bizi gurur ediyor açıkçası abi. Yani genel olarak nereye gidersek gidelim. Malezya'ya da gidebiliriz, Singapur. Tabii çoğu ülkelere biz Serkan abiyle birlikte gezdik. Malezya, Singapur, Tayland, diğer ülkeler de olsun. Yani genellemesine baktığımızda zaten yatırımcıların hepsi yabancı. Evet. Yani biz şunu diyoruz, hani kafamızda bir soru işareti var, oluşuyor. Biz şunu diyoruz, neden bir Türk değil? Evet. Türkler de gidebilir. Evet. Türkler de yeni yerlerde yatırım yapabilir, evet, arkadaşlar. Yani yatırım yapmak ülkeden bir para çıkarmak değil. Zaten bir para bedelini koyuyorsun ve onun karşılığını almak için o parayı götürüyorsun. Evet. Sen bu parayı oradan kazanacaksın ki kendi ülkende tekrar bir yatırım yapabilirsin. Veya kendi hayatınızı orada ilerletebilirsiniz. Tabii. Ailenizi orada kurabilirsiniz. Yaşamınızı sonuna kadar devam ettirebilirsiniz. Ya ben burada mesela yaşıyorum, özür dilerim. Tabii. Mesela ben Türkiye tatili gitmeyeceğim. Gideceğim tabii. Para harcayacağım. Ben de getireceğim yani tekrar yani. Yoksa sen gitmiyor musun? Şimdi ben harcamıyor musun? Bizim amacımız zaten, biz buraya bir yatırım yapıyorsak, bir iş yapıyorsak sonuçta bir para kazanıyoruz. Bu parayı kazandığımız zaman hani ömrümüzün boyunca buraya yatırım değil ki. Tabii. Abi sadece burası değil. Kendi ülkemizde düşünüyoruz. Şimdi buranın artılarını tabii konuşuyoruz. Burada çok güzel olduğunu, burada yaşamanın da güzel olduğunu. Bunları tabii sizlere aktarıyoruz. Ama aynı zamanda da olumsuz şeyleri de sizlere samimi bir şekilde aktarmamız gerekiyor. Şimdi çok kısa, çok çok kısa bir örnek vereceğim. Burada geçen, yani detaya girmeyeceğiz, hiç şeyde değil.
Az önce bana anlattı. Burada bir iş yapmak isteyen bir Türk geliyor. İşte evrakta anlamadığı için orada dolandırma olayı olmuş. Yani ben o konunun ufacık bir kısmına gireyim. Bu arkadaşımız zaten burada uzun bir süre yaşıyor. Kendi kurmuş olduğu düzenini, bakın ne diyorum, kendi düzenini bozuyor ve ortak olarak bir işe giriyor. Şimdi tabii onda da bir hatası var. Çünkü kurulu düzenini bırakıp yeni bir kişiyle yeni bir iş kurmak, ona tabii ki hani artısı da olacak, eksisi de olacak. Ama bu arkadaşımız tabii ki sözleşmeyi okumadan imzaladığı için bazı şeyleri kaybetmiş durumda şu anda. Evet. Yani lütfen eğer buraya böyle bir fikriniz var, sadece bura değil, her zaman ekliyorum. Yani neresine giderseniz gidin. Aynen öyle. Bilen kişilerde, tecrübesi olan kişilerde danışın, edin. Yani 3-5 kuruş gidecek diye de büyük şeylerin de mağrur olmayın. Yani demek istediğimizi anlayan anlamıştır. Bilen kişilerden bilgi alın. Tam işinizi garantiye alın. Her şey yasal bir şekilde ilerlediği takdirde hiçbir şekilde zaten problem olmaz. Bunun eklemesinde, uyarısında yapalım. Bunu da bir görev olarak tabii ki, görüyoruz. Çünkü her zaman iyi şeylerden değil, kötü şeylerden de bahsetmemiz lazım ki insanlar da bunlardan haberi olsun. Senin burada avukatlık büron var. Burada 5 yıldır buradasın. Burada insanlar geldiği zaman hangi konularda yardımcı olabilirsin? Kısaca şey yapabilirim. Mesela ya şöyle arkadaşlar, geldiğiniz zaman burada yardımcı olabilecek kim var? Ne yapabilir? Türk var mı? Var. Yani ulaşın. Ben her türlü arkadaşlar sizi görüştürürüm. İşinizi görüşürüm. Personel gönderiyor Türkiye'ye. Bakın her alanda değil mi? Garson, şey. Her alanda. Yani şöyle söyleyeyim. Turizm alanında otel departmanının bütün departmanlarına personel gönderiyorum. Ama şey diye düşünmeyin. Sadece Türkiye değil. Biz buradan tabii ki Kuveyt olsun, Dubai olsun, Katar olsun, Bahreyn olsun, diğer ülkelere de eleman gönderiyoruz. Özellikle en çok gönderdiğim ülkelerden bir tanesi Maldiv. Zaten takip edenler, izleyenler de biz YouTube'da istatistikte görebiliyoruz. Tamam, %70 Türkiye ama diğeri de aynı dediğin gibi dünyanın her yerinden insanlar, izleyenler var. Eğer personel isteyen varsa, olursa burada ulaşabilir. Birebir kendi işi burada. Her şey yasal bir şekilde sizlere bunları yapabiliriz. Abi az önce bir soru daha sordu. Ben onu da eklemek istiyorum. Avukatlık olarak nasıl yardımcı olabilirsiniz? Arkadaşlar biz burada örnek vereyim, en son yardımcı olduğumuz bir arkadaşımız vardı. Türk ve burada evliydi. Boşanma konusunda yardımcı olduk. Örnek vereyim, iş adamı olur ya, iş yapmak istersin, sözleşme yapmak istersin. Bu sözleşmeyi senin adına biz düzenliyoruz, hem İngilizce hem buranın yerel dilinde. Yani bizde iki tane, yani daha doğrusu buranın hükümeti iki tane dilde istiyor. Hem Endonezya dilinde hem İngilizce dilinde istiyor. Artı bizim burada gelen yatırımcılara biz kişiye veya kişilerin neye ihtiyacı varsa biz ona göre davranıyoruz. Örnek vereyim, X kişi geldi, ben bu cam bardak fabrikasını kurmak istiyoruz. Biz buna danışmanlık veriyoruz. Yani biz bu bilgileri kendisine aktarıyoruz. Bu yolu izlemeniz gerekiyor, şunu takip etmeniz gerekiyor vesaire vesaire. Ve sürecin devamında buraya geldiniz, herhangi bir durumda burada itibata geçebileceğiniz, yardım alabileceğiniz, destek alabileceğiniz bir arkadaşım, değerli bir arkadaş. Tanıştığıma memnun oldum. Sen sağ olasın abi. Umarım sizlere faydalı bilgiler verebilmişizdir. Bilgi açısından bunları aktarıyoruz ki insanlar bilsin neler yapılabilir, nasıl yapılabilir, işte bu işlemler nasıl oluyor. Bunlar hakkında umarım size faydalı bilgiler verebilmişizdir. Fazla videoyu uzun tutup da sizi de sıkmayalım, sıkılmayın. Aynen, siz de sıkılmayın. İnşallah sizlerle tabii gelmek isteyen arkadaşlar olursa memnuniyetle Serkan abinin dediği gibi ağırlamaktan mutluluk duyarız. Size yardımcı olmaktan da gerçekten de mutluluk duyarız. Neye ihtiyacınız varsa, hangi bilgiye ihtiyacınız varsa biz buradayız. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bu şekilde daha fazla kişilere öneriliyoruz.
Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum, gel yok yok bize hiç engel, yol arkadaşım olsan ki zaten böyle.